Değerli dostlar, hamd ve şükrümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün Allah'ın güzel isimlerinden El-Muid ismini sevgiyle kalbimin yettiği kadar, aklımın izin verdiği kadar, Rabbimin izin verdiği kadar sevgiyle paylaşmayı seçiyorum. El-Muid ismi öldükten sonra yeniden dirilten manasına gelmektedir. Öldükten sonra yeniden dirilten. Aslında buna böyle baktığımda bir şeye can veren sadece Allah'tır. Bir şeyin canına can katan Allah'tır. Yaratılmış bütün canlı ve cansız varlıklar sadece ona bahşedildiği kadarıyla canındaki canı fark edebilir. El-Muid esması bir şeyin öldükten sonra yeniden dirilten manasına gelmektedir. Şimdi eğer ki bunu kulda açığa çıkarsa nasıl olur? Rabbimde eğer El-Muid esmasını tanımaya çalışırsak nasıl olur? Kısaca özetleyeyim. Eğer ki bir kul El-Muid esmasına emek verirse, zikrini gerçekleştirirse, hayatında gerekli sorumlulukları almadığı için, gerekli emeği vermediği için, nitelik niceliklerini anlamadığı için hayatındaki bazı şeyler ondan alınmış olabilir. El-Muid esmasıyla tekrar hayatına almak istediği ne varsa onları tekrar Allah'ın izniyle El-Muid esmasının vesilesiyle tekrar canlandırabilir. İflas edenlerin tekrar rızık kapılarının açılması gibi, hastalananların tekrar şifalanması gibi, iman noktasında zayıflayanların tekrar imanının kuvvetlenmesi gibi. Eğer ki etrafımıza doğaya bakarsak bir ağacın yapraklarını döküp mevsimi geldiğinde tekrar yapraklarından can bulması gibi. Bu kulda ve yaratılmış bütün canlı ve cansız varlıklardaki El-Muid esmasının açığa çıkışı böyledir. Allah'ı tanıma kısmında ise El-Muid esmasına zikrettikçe, emek verdikçe bir tek bunu Allah'ın yapabileceğini, çünkü mutlak sonsuz ve sınırsız her şeyin yaratıcısı ve her şeye can veren O olduğu için bir şey nitelik ve niceliğini kaybettiğinde veya bir şey zamanı geçtiğinde tekrar ona yeniden can verecek. Aynı zamanda bizler de ahirete göçtüğümüzde tekrar dirilmek için Allah'ın El-Muid esmasıyla, Rabbimin diriltmesiyle tekrar dirileceğiz. Bu esmayı emek verip zikrettikçe, manasını anlamaya çalıştıkça aslında her şeyin belirli bir formda yaratıldığını, bu formu anladıkça, onun kıymetini bildikçe süresinin uzadığını, bir şeyleri kaybetmeye başladığımızda aslında onu anlayamadığımızı, tanıyamadığımızı ama Allah'ın sonsuz bir merhametiyle, sonsuz bir hoşgörüsüyle ona tekrar müracaat ettiğimizde Rabbimin tekrar bize onu geri verebileceğini anlatıyor. Bu yüzden Allah'ın hikmetinin sonsuz olduğunu, Allah hidayet verirse eğer birçok şeyin tekrar yeniden canlanabileceğini Rabbim bu güzel isminde bize izah ediyor. Şifamız bol olsun değerli dostlar.